İbrahim bin Ethem, Allah ondan bin kere razı olsun, tasavvuf ehlinin büyüklerinden, velilerin önde gelenlerinden bir tanesi. Özelliği nedir? Büyük bir saltanatı terk etti. Sadece Allah'a daha yakın olmak için, mukarreplerden olabilmek için dervişlik yoluna girdi. Velilerle beraber oldu. Büyük bir serveti ve büyük bir saltanatı terk etti. Bir gün bir yere doğru giderken askerler yolunu kestiler. Askerlerden bir tanesi giyiminden, yamalı elbiselerinden derviş olduğunu anladı. Dedi ki, ey derviş, mamur yerler neresi? Bana mamur yerleri göster. Kabristanı işaret et. İşte mamur yerler burasıdır dedi. Asker kızdı, sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ben senden mamur yerleri istedim, sen bana ölümü hatırlatıyorsun. Alay mı ediyorsun benimle? Dedi, mamur yerler burasıdır. Sen köle misin dedi asker kızdıktan sonra. Evet dedi, ben köleyim. Bunu da deyince anladı ki asker, bu herhalde benimle alay ediyor. Çıkarttı kırbacını, İbrahim bin Ethem'in kafasına vurdu. Kafasına vurur vurmaz İbrahim bin Ethem dedi ki, Allah seni cennetine koysun, günahlarını affetsin kardeşim. Bizim kafamıza vursa ne yaparız? Şeriatta kısas vardır. Karşı taraf sana bir tokat atarsa senin ona bir tokat atma hakkın var. Ben tekvandocuyum, döner tekme atma hakkım var gibi bir şey söyleyemezsin. Karşı taraftaki adam sana sopayla bir kere vurdu mu, sen ona bir kere sopayla vurma hakkın var. Bu şeriattır. Peki tarikat nedir? Tarikat, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yaşadığı gibi hakkından feragat etmek. Bu fazilettir. Şeriatta tokadı yedin mi tokat atma hakkın var. Tarikatta ben hakkımı Allah'a bırakıyorum. Allah'a havale ediyorum. Benim hakkımı Allah alsın. Yahut da daha büyük mertebe ne yapar? Daha büyük mertebe der ki, ben affettim kardeşim. Sana Allah o atılan tokadın 10 misli sevabını verir ahirette. Mesela şeriatta kul hakkını istemek caizdir. Bir adamın cenazesine gittim. Cenazede imam efendi dedi ki, nasıl bildiniz? Birçoğu dedi ki, iyi bilirdik. Bazıları sustu. Peşinden bir sual daha geliyor. Haklarınızı helal ediniz diyor. Senin burada helal etmeme hakkın var mı yok mu? Bu şeriattır. Helal etmeme hakkın var. Dünya hayatında sana zulmetmiştir. Hakkına girmiştir. Sen susarsın. Helal etmiyorum dersin. Orada fitne çıkmasın, kavga çıkmasın diye sessiz bir şekilde helal ediyorum demezsin. Bu kelimeyi söylemediğin anda hakkın var hala demek. Ölünceye kadar böyle devam eder. Ama bazı kullar var. Bu İslam'ı daha derin yaşayan Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi. Tarikat ehli sufiler. Bunlar ne yapar? Helal ettim Allah'ım. Bu adam sana zulmetmişti. Sana küfretmişti. Senin sarığına küfretmişti. Senin gittiğin yola, Allah yoluna küfretmişti. Hakaret etmişti bu adam. Seni hırpalamıştı. Senin cübbeni yırtmıştı bu adam. Senin bu adamda alacağın var mı? Zulüm olarak alacağın var senin bu adamdan. Ama sen fedakarlık yaptın. Faziletini gösterdin ve affettin. Ebu Bekir Sıddık gibi geldiler Ebu Bekir Sıddık'ın yanına. Sövdü adamın bir tanesi. Ebu Bekir Sıddık hiç konuşmadı. Efendimiz Aleyhisselam dostuna bakıyor. Cevap verecek mi? Kalitesini görmeye çalışıyor. En sonunda dayanamadı ve öfkeli bir cevap verdi. Küfür falan etmedi. Karşı tarafa öfkeli bir cevap verdi ki defolup gitsin. Muhammed Aleyhisselam bunu duyduğu anda olayı terk etti gitti. Ben senden ağzını tutmanı beklerdim. Ey Ebu Bekir dedi. Allah onlardan razı olsun. Bakın, karşılık olarak karşılık verebilir. Haklıysan meselende karşılıklı olarak münazara girebilirsin. Ama bir de fazilet vardır. Susmak. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ya hayır söyle ya sus. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun. İbrahim bin Ethem Hazretleri kamçıyı başına yediği anda dedi ki, ben senin için Allah'tan cenneti diliyorum. Allah senin günahlarını affetsin. Deyince yanındaki askerlerden bir tanesi dedi ki, ya bu dedi İbrahim bin Ethem'dir. Sen buna nasıl vurursun? Hiç utanmaz mısın? Vallahi tanımadım dedi. Direkt gitti. Bu Allah dostunun ellerini öptü ve helallik istedi. Lütfen bana hakkını helal et. Ama dedi, ben bir şey anlamadım. Ben sana dedim ki mamur yerler neresi? Sen dedin kabristan. Kabristan'dan mamur yer olur mu? Bana bunun hikmetini açıkla. Kabristan ebedi istirahatgahımızdır. Müminin de cennet bahçesidir. Orada kıyamete kadar mümin bir dakika sıkılmayacak. Dünyada en keyifli olduğun anda bile, en zengin adamın bile ağzından şu sözü duyarsınız. Ya sıkıldım artık, gidelim buradan. Bakın, sıkılmak dünyada var. Durumun ne kadar rahat olursa olsun, eğlenceden eğlenceye koş, eğlenmekten sıkılırsın. Çünkü tatmin olma yeri burası değil. Kabristan'da sıkılmak var mı? Ya hocam, bu kabirdekiler kıyamete kadar sıkılmaz mı hiç ya? Sıkılmayacaksın. Çünkü Allah sana sabah ve akşam gideceğin yeri gösterecek. Seni iştahlandıracak ve kabrin Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçelerinden bir bahçe olacağı için kıyamete kadar sıkılmayacaksın. Burası mamur değil de neresi mamur? Koca zeytinburnunun suyunu kesmişler ya. 12 saattir zeytinburnunda su yok ya. Gıdım gıdım bir bardak suyla abdest alıyorum. Oğlum diyorum, bana su dök ama sadece farzını alacağım. Gıdım gıdım, ya baba sen de çok cimrisin diyor. Ya ne alakası var, su yok evde görüyorsun. İçme suyuyla abdest alıyorum, ne cimriliği. Koca zeytinburnu, savaş mı var, kıtlık mı var, Allah'tan korkun ya. 12 saat keser mi bu su? Bu dünya hep sıkıntı. Bak, paran olsa bile faturaları da ödüyorsun ama su yok. Devlet suyu kestiği zaman bir şey yapamıyorsun. Bu dünya sıkıntı, meşakkat yuvası bu. Meşakkat yuvası. Halifemiz Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. İki tane çocuk gördü. Çocuklar birbiriyle kavga yapıyor. Bir tanesi ceviz bulmuş. Biri diyor ki, bu ceviz benim. Önce ben gördüm. Öbürü diyor ki, hayır önce ben buldum. Kavga yapıyorlar ceviz hakkında. Ebu Bekir Sıddık olayı görünce hemen aralarına giriyor. Diyor ki, verin o cevizi bana. Cevizi alıyor. Planı ne? Şeriat usulü olarak cevizi kıracak, ikiye bölecek ve kavga bitecek. Bakın, böyle olduğu zaman bütün kavgalar bitiyor. Birisi diğerinden fazla istediği zaman kavga bundan çıkıyor. Dünya savaşları hep bundan çıktı. Dur benim şuradan bir parça daha toprağım olsun. Dur ben şuradan biraz daha Polonya'ya gireyim, şuradan Arnavutluğa gireyim falan. Dünya savaşı çıktı, patladı. 10 milyonlarca insan öldü. 40 milyon, 50 milyon arası insan öldü. Birinci ve
İkinci Dünya Savaşı'nda. Kim biraz fazla istediği zaman Dünya Savaşı kopuyor. Olay bu. Ebu Bekir Sıddık cevizi bir kırıyor. Bir bakıyor ceviz çürük çıkıyor. Bazen bilirsiniz alırsınız bir kilo iki kilo ceviz. Ama cevizlerden bazıları içi boş çıkar. Çürüktür. Bir çıkıyor cevizin içi çürük. İkisine cevizin içini gösteriyor. Bakın diyor sizin peşinde koşturduğunuz ve kavga ettiğiniz, dostluğunu bıraktığınız dünya işte bu cevizin içi kadardır. Çürüktür çürük. Gerçek değildir. Aldığınız bütün lezzetler, hazlar geçici ve hepsinin sonunda sıkılmak var. Sıkıldım. Yemek yemekten sıkılır mı insan? Sıkılıyorsun. Midende olduğu zaman tiksinti geliyor. En güzel yemekleri ikinci yemek olarak misafir gelirken önüne getiriyor. Az önce peynir ekmekle midene doyurduğun için baklava ve böreği yemiyorsun. Bak sıkıntı. 4-5 saat beklemem lazım diyorsun. Dünya böyle ama cennette böyle değil. Cennette açlık yok ki doymak olsun. Doymak olması için açlık olması lazım. Cennette açlık yok. Yemek, içmek sadece zevk içindir. Hazzını arttırmak için. Sıkılmak yok. O dünya için koşturmak ve kavga etmek varken nefsinle ve şeytanla sen kalkıyorsun bütün maişetini, bütün kuvvetini, gücünü bu dünyaya veriyorsun. Ve milletin kalbini kırıyorsun, düşmanlığını kazanıyorsun. Değer mi? Değmez. İşte bu meyanda İbrahim bin Ethem Hazretleri ona dedi ki mamur yerler kabirlerdir. Başka mamur yer mi var? Peki ben sana dedim ki sen köle misin? Sen dedin ki evet ben köleyim. Evet. Burada yalan yok. Ben Allah'ın kölesiyim. Aranızdan köle olmayan var mı kardeşler? Köle olmayanları sayayım. Nemrut, Firavun, Darwin, Hitler, Mussolini. Bunlar biz köle değiliz. Biz dünyanın efendisiyiz. Yahudiler. Bunlar asla köle. Allah'a köle olmayı kabul etmezler. Dünyanın tanrısı olduklarını iddia ederler. İşte bizim farkımız budur. Biz Allah'ın kölesiyiz, insanların dostuyuz. Asla insanın kölesi değiliz. Allah'ın kölesiyiz. İbrahim bin Ethem bunu söylüyor. Peki diyor ben senin kafana kamçıyla vurdum. Sen benim cennete gitmem için Allah'ın günahlarımı affetmesi için dua ettin. Bunun hikmeti nedir? Bu normal bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. İbrahim bin Ethem diyor ki sen bana verdiğin eziyet sebebiyle ben bu eziyetin karşılığını bir mükafat olarak ahirette alacağım kesindir. Ben istemedim ki bana verdiğin eziyet sebebiyle sen bir şer alasın ahirette. Bir vebal alasın istemediğim için günahlarının affı adına senin adına istiğfar ettim ve hakkımı sana helal ettim. Ve senin için cenneti diledim. Benim yüzümden ahirette azap görmeni istemediğim için bunu yaptım. İşte buna veliyullah denir.